Efendim hoş geldiniz. Hıncal Uç'la baş başayız. O çok sevdiğimiz mekanda güzel bir sonbahar ortamı diyelim. Ama şu yeşillikler, güzelim kediler ve Hıncal abinin keyifli sohbetiyle renklendireceğimizi umuyoruz. Yaklaşık 45 dakika boyunca kah futbol konuşacağız, kah diğer branşlara küçük bir pencere açacağız. Belki yaşamdan da bir şeyler katarız içine. Hıncal abi hoş bulduk. Benim bahçemde lafa hoş geldin diye başlayınca şaşırmıştım. O laf bana düşer diye iyi. Tam zamanında. Biz artık ama ev sahibi kıvamına gelmeye başladık burada. Yok yok o kadar. Şimdi çok da uzun olmayan bir aradan sonra yeniden döndük futbola. Takımlar için de kısa bir hazırlık süreciydi. Bir yandan lig, diğer yandan Avrupa mesaisi başladı. Sıcağı sıcağına işte Galatasaray'ın dün akşam Nefçi deplasmanındaki galibiyeti var ki notlarımın arasında görüyorum, Galatasaray 20 maç sonra deplasmanda galip geliyor. Ama şöyle bir güzelliği var, Avrupa'daki 100. galibiyeti, Nefçi galibiyeti. Hajduk Split eğer onu da geçerse Willem II Rangers galibi. Gaziantep maçındaki futbol, Nefçi maçındaki futbol, şimdi hafta sonunda Başakşehir karşılaşması bekliyor. Nasıl bekliyordunuz Galatasaray'ı, nasıl buldunuz, neler söyleyebilirsiniz Galatasaray'ın Gaziantep ve Nefçi maçlarından sonra şöyle bir görüntüsü size nasıl izlenim verdi? Henüz bulamadım. Bu hafta da bulacağımı sanmıyorum. Başakşehir maçında. Evet. Çünkü Gaziantep tahmin ettiğimden çok daha kolay bir rakip olarak çıktı Galatasaray'ın karşısına. Galatasaray kapalı savunma yapan takımlara karşı pek iyi değil, sevmez. Kendi de yavaş oynuyor çünkü. Hızlı çıkışları yok, kontratakları yok. Kendi sahasında %70-%80 topa sahip olduğu maçta bile topu onun yarısını kendi sahasında geçiriyor öbür tarafa geçene kadar. Bir de karşı taraf kapalı savunma yaptığı zaman işte öyle 1-0-0-0 maçlar oluyor genelde. Gaziantep öyle değil. Roman hocasıyla Gaziantep hep açık ve kazanmaya yönelik futbol oynuyor. Cesur futbol oynuyor. Daha doğrusu şunu rahat ifade edeyim, seyirciyi mutlu edecek futbol oynuyor. Yeniyorlar, yeniliyorlar ama o maçta anti futbol oynayan bir Gaziantep yok. Evet. Futbol oynayan. Seyir sporuysa bu böyle olması lazım. Bu bilinçteki tek takım bana sorarsanız. Rahat oynadılar, açık oynadılar. Üçlü savunmayla oynadılar. O üçlü savunmanın orta üçlüsü de sağlam olmadığı için Galatasaray bedava geldi gitti. Buna rağmen gene de maçı kolay kazandığını söyleyemem. Yani Gaziantep biraz şanslı olsaydı başka türlü de bitebilirdi onun için. Onun için o maç ölçü değil. Nefçi yani bir Avrupa Kupası elemesinde dostlar başına bir takım. Karşılaşılabilecek en iyi rakiplerden biri, evet, değil mi? Evet, dostlar başına yani. Şeye baktım. maç başladı. Bu maçın galibi belli dedim. Böyle baktılar arkadaşlar. Dedim ki Türk Hava Yolları kazanacak. İkisinin de formasında Türk Hava Yolları yazıyor çünkü. Biri tek bir Türk Hava Yolları kazandı. Oradan şuraya gittim. Benim gazeteciliğe başladığım yıllarda, 57, 58, 60'lı yıllarda, o zaman şey yok, Süper Lig, Deplasman Lig falan yok. İstanbul Ligi, İstanbul'un ikinci kümesinde bir Türk Hava Yolları diye takım vardı. Ve gerek milli takım, gerek de bizim üç büyükler sezon başı hazırlık maçlarını genelde bu Türk Hava Yolları ile oynarlardı. Temiz oynayan, kimseyi sakatlamayan, efendi gibi top oynayan bir takım olduğu için tercih güzel bir antrenman maçı. Evet, iyi antrenman takımıydı. Nefçi aynen o Türk Hava Yolları takımı gibi geldi bana. Onun için
O da ölçü olmaz. Başakşehir pazar günü hafazanallah. Yani geçen seneki, evvelki seneki Başakşehirlerinin esamesi olmayan bir Başakşehir var karşımızda. Yani o oynadığı futbola bayıldığım Başakşehir gitmiş. İki taraflı hücum eden, bekleri ve kanatlarıyla ikili muhteşem hücumlar yapan, ortadan darmadağın eden, yani örnek bir futbol takımı vardı. Şimdi kötü bir futbol takımı var karşımda. Ve baktığım zaman da nasıl dolacak onların yerleri, Başakşehir o güzel futbola nasıl ulaşacak onu da bilmiyorum. Onun için bu haftaki maç da ölçü değil. Galatasaray'ın ne olduğunu bir sonraki hafta. Bir sonraki hafta. Üçüncü hafta Fenerbahçe önünde göreceğiz. O ana kadar Galatasaray iyimser bir deyişle, benim için soru işareti. Fatih Terim dünkü galibiyetten sonra iyi ki hayatımda Galatasaray var dedi. Tabii bir yüzüncü galibiyet olması Avrupa'da. Kendisi UEFA Kupası'nı kaldıran takımın teknik direktörü olan bir futbol şahsiyeti için çok değerli şüphesiz. Orada da yine Fatih Terim var. İyi ki hayatımda Galatasaray var dedi. Sanıyorum Galatasaraylılar da iyi ki Fatih Terim var diyordur. İkisi de birbiri için çok değerli elbette. Yani Fatih Terim ekseninde siz ne dersiniz? Bunun tartışılmasına gerek yok. Fatih Terim Galatasaray'ın başında olarak Türk futbolunun milli takım dahil en çok yankı yapan, dünya futbol kamuoyunda en çok ses getiren zaferini kazandı. UEFA şampiyonluğunu kazandı. Evet. UEFA şampiyonları giderken yolda geçtikleri takımlar da dandik kura bilmem ne falan değil. Avrupa'nın en iyi liglerinden ikişer takımı mağlup ederek oraya kadar geldiler. Evet. Yani tesadüf denebilecek tek şey yok. Bu Fatih Terim için çok büyük bir şey. Galatasaray için de Fatih'e sahip olmak çok büyük. Yani pek çok büyük hocalar geldi gitti Türkiye'ye. Benim yakından izlediğim 60 senedir. Ama büyük olmak başka bir şey, takıma uyum sağlamak da başka bir şey. Bazen o frekanslar tutmaz. Geldikleri gibi giderler. Fatih Terim o Galatasaray'la frekansı çok iyi tuttu. Ama o günkü Fatih Terim beyni o günkü Fatih Terim. Galatasaray Fatih Terim'le, Fatih Terim de Galatasaray'a sahip olmakla çok şanslı, mutlu ve gururlu olanlar. Ama o kadar. Bu son Fatih Terim dönemi bana sorarsanız Galatasaray için talihsizlik, Fatih Terim için de talihsizlik. Peki. Dönem dönem konuşuyoruz onu zaten. Daha önceki programlarda evet. Da vurgulamıştınız. Bir yandan da tabii süre gelen bir transfer dönemi var. Ekim ayının ilk haftasına kadar da devam edecek. Galatasaray iyi sonuçlar alıyor. İyi sonuçlar alınca tabii bazı şeyler göz ardı edilir. Özellikle taraftarlar açısından olabilir bu. Ama Galatasaray'ın özellikle orta sahada bir ihtiyacı olduğu konusunda pek çok futbol adamı hemfikir. Siz aynı kanaatte misiniz? Galatasaray şu kalan süreçte kadrosunu hangi bölgelerde güçlendirmeli ya da o yönde bir çalışma yapmalı? Ya da hani şu oyuncular Galatasaray'a yük diyebileceğiniz isimler var mı? Bu kadro matematiğini geri kalan şu 15 günlük süreçte nasıl şekillendirmeli Galatasaray? Şimdi şu söyleyeyim. 11 kişiden ibaret futbol takımı. Bunun içinde 4 tane çok önemli adam var. Pozisyon var. Hı hı.
yerlerini idare edebilirsiniz. Oradaki esas adamınız olmasa bile birini orada oynatırsınız. Yani örnek vereyim. Mesela şu son Nefçi maçında izlediğiniz Lines, bu Galatasaray'da her gün, her maçta, yani şey maçında da, Nefçi maçında da Galatasaray turları ilerledi diyelim. Real Madrid'e düştü. Real Madrid maçında da bek oynayabilir.